Şimdi Şehzade Selim daha Trabzon Sancakbeyi'yken, tamam mı, duyuyor ki Şah İsmail mükemmel derecede satranç oynarmış. Tamam, Dipburu, Kasparov, Kaspersky, Kasperskantoristan. Bunları falan hep ne yapıyormuş? Satrançta yeniyormuş. Demiş ki Şah İsmail, tellallar çıkarmış. Demiş ki her kim ki beni satranç oyununda yene ona 1.000 kese altın ihsan eyledim demiş. Bizim Şehzade Selim de çoban kılığında Trabzon'dan çıkıyor, geliyor nereye? Safevi ülkesi İran'a, o tarafa, o coğrafyaya geliyor. Tamam, 2 gün 3 gün parklarda yatıyor, bilmem ne yapıyor. Adını site sıraya yazdırıyor ve en son şey geldiği zaman, sıra geldiği zaman, tamam mı, çıkıyor neye? Çoban kılığında Şah İsmail karşısına. Şah İsmail onun Şehzade Selim olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Bak, birbirlerini tanımıyorlar. Günümüz gibi Instagram, Twitter bir şey mi var? Kurban oldum, onlar birbirini tanımıyor. Tamam, ve hemen 3 hamlede, tamam, D9, D8 diye bir şey hamleleri var. O hamleleri yapıyor. Karşı taraf buna önlem almazsa 4. hamlede mat olur. Çoban matını bildiniz mi? Çoban matını Şehzade Selim çoban kılığı karşısında Şah İsmail'e uyguluyor. Şah İsmail yenilince kakıveriyor ayağı da Yavuz'un ağzının üstüne, bir tane okkalı tokadı çakıyor. Lan hiç şah mat edilir mi diyor. Bak, çoban matı, şah mat nereden gelmiş, anladın mı? Anladın. Ve bunun üzerine bizimki bir şiir yazıyor. Bak la, Osmanlı padişahları abim acayip adamlar ya, kurban olduğum, bir şiir yazıyor. Edebiyat öğretmenlerim bilir. Vezni Ahin mi, Vezni Aher mi ne? Bir şey. Ispartalılar, hani Ayazmana'da bizim bir soğuk su çeşmemiz, bir şeyimiz var ya, oranın o duvarı, sol duvarında yazar. Aynen şöyle. Sanma şahım sen herkesi ol, serdar olur, ağyar olur, dildar olur, ne bilen ne bilen ne olur diye. Ben abi şiir sevmem de, şiir bilmem de. Bir de ben şiir bilirim. O da kanla yazılmıştır. İstiklal Marşı. Tamam. Ama bu şiirin özelliği şu. Bu şiiri soldan sağa ve yukarıdan aşağı okuduğumda aynı oluyor. Lan adam bir şiir yazıyor, sudoku gibi. Kurban olduğumu. Burada da mesajı vermiş. Sen demiş sandın mı demiş, bu demiş dost olur, düşman olur, serdar olur, komutan olur demiş de Şah İsmail anlıyor mu anlamıyor mu? Anlamıyor. Bunun üzerine ama ödül var. 1.000 kese altın. 1.000 kese altın ödül var değil mi? Bunun üzerine bizimki şeyi alıyor. Çayın geldi mi? Yapma, ver. Gel, ver bakalım. Allah razı olsun. Ha, tamam. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim diyor ki gel diyor. Şahım İsmail, ikimiz diyor beraber gidelim, bunu diyor ikimizin bildiği bir yere gömelim diyor, tamam, ve yükleniyorlar 1.000 kese altın, yürümeye başlıyorlar. Şah İsmail diyor ki oğlum sen salak mısın, alıp gitsene altını diyor. Yok, vakti geldiğinde ben bunu senden alacağım, sadece sen ve ben bileceğiz diyor. Gidiyorlar saraydan, çıkar aşağı yoldan, Urbat'ta takip ediyor falan falan derken bir tane söğüt görüyorlar, yana yatık sağa batık bilmem ne, oraya sırtını dayıyorlar, kıbleye doğru 30 adım sayıyorlar, oraya gömüyorlar, tamam. Ah, al bitti. Sonrasında şey, gelin lan buraya diyor. Gidin diyor. Yunan Sarayı'ndan diyor aşağıya doğru inin diyor. Irmak takip edin diyor. Orada bir tane söğüt ağacı var. Yana yatık sola batık. Ona diyor sırtınızı verin. Kıbleye doğru 30 adım sayın. Orada diyor 1.000 kese altın var. Gidin alın gelin diyor. Tamam mı? Nereden biliyor? Kendi gömdü. Yani ve şeyde iki asker diyor ulan amma attı ha diyor, yana yatık sola batık falan 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 diye. Bir bakıyor ulan öyle bir ağaç var. Tamam, o ağaca sırtlarını dayıyorlar. Kıbleye doğru 30 adım sayıyorlar. 1.000 kese altın. Nereden bildi? Kendi koydu işte abi. Bak zamanı geldiğinde alacağım dedi. Ve bunları uzaktan izleyen birisi var. Kim o? Şah İsmail. Çalıların arasından bir bakıyor. Ulan diyor. Şah İsmail de orada anlıyor. Satranç oyununda o kendine şiiri yazanın Şehzade Selim, Yavuz Sultan Selim olduğunu orada anlıyor. Bak nasıl? Müko. Tamam.